Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çay saatine yakışacak bir kurabiye tarifim var. İçi beyaz, dışı ise kakaolu. Ağızda dağılan böyle kıyır kıyır bir kurabiye. Sırrı hamurunda saklı, lezzeti ise şahane. Evet, bu güzel kurabiyemizin hemen yapımına geçeyim. İlk olarak hamurunu yapacağız ama hemen bir püf nokta belirteyim. Kullanacağımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Evet, yoğurma kabımıza 115 gram tereyağı ya da margarini alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ alıp elinizle veya mutfak şefinizle güzelce ezin. Yağ ezdikten sonra üzerine 1 adet yumurta ve 1 çay bardağı pudra şekerini ekleyip karıştıralım. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz ama bunları eleyerek ekleyin. Bir de unu kontrollü bir şekilde dökün. Unun hepsini birden dökmeyin. Bende 4 su bardağı gitti ama belki yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre az da olsa farklılık gösterebilir. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Hamurun dağılması sizi korkutmasın. Tam tersi, ağızda da dağılmasının sırrı hamurunda. Kurabiye yaparken eğer vaktiniz varsa muhakkak üzerini streç film ile örtüp yaklaşık bir 15 dakika kadar bekletin. Yani dinlendirin. Hamurumuz ne kadar iyi dinlenirse o kadar lezzetli bir kurabiyeniz olur. Evet, hamurumuzu toparladık. Toparladıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Yalnız yuvarlamadan önce avucunuzun içinde sıkıp daha sonra yuvarlayın. Neden önce yuvarlamıyoruz? Çünkü hamurumuz dağılıyor. Dağıldığı için öncelikle avucun içerisinde sıkıyoruz. Daha sonra elimizle yuvarlayarak yassı bir şekil veriyoruz. Tüm hamurumuz bitene kadar aynı şekilde yapıyoruz. Tabii ki sadece yuvarlak şekil vermek zorunda değilsiniz. Hamurumuzu yağlı kağıt arasına alıp merdane ile açıp daha sonra istemiş olduğunuz bir kalıpla şekillendirebilirsiniz. Bu ölçülerden toplam 45 tane kurabiye çıkıyor. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizi aldıktan sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Üzerleri çok fazla kızarmasın. Hafif böyle pembeleşmesi yeterli. Kurabiyelerimiz pişerken biz bulayacağımız kakaolu karışımı hazırlayalım. Bunun için geniş bir tabağın içine 1 su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 çay kaşığı da tarçın alıp kaşıkla güzelce karıştıralım. Evet, kakaolu karışımımız hazır. Kurabiyelerimiz de yarım saatin sonunda pişti. Yalnız pişme süresi fırından fırına değişebilir. O yüzden kontrol etmeden fırınızı kurabiyeleri almayın. Şimdi sıra kurabiyelere asıl görüntüsünü vermekte. Az önce hazırlamış olduğumuz kakaolu karışıma kurabiyelerimizi güzelce buluyoruz. Yalnız soğumadan bulacaksınız. Yani kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçer geçmez. Bu da yaklaşık olarak 2-3 dakika sonra. Kurabiyemiz ismini görüntüsünden almakta. Bulamış olduğumuz pudra şekeri ve kakao küllü rengini verdiği için küllü kurabiye denmekte. Arzu edenler kakaolu karışıma tarçın eklemeyebilir ama ben özellikle ekledim. Tarçının verdiği müthiş aroma apayrı bir lezzet katıyor. Tüm kurabiyelerimizi bu şekilde kakaolu karışıma buluyoruz. Ardından da servis tabağımıza alalım. Ben misafirim için yapmıştım ve çok beğenildi. Eğer sizler de tabağınızda değişik bir tatlı olsun istiyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir kurabiye diyebilirim. Bakın hemen içinde görmenizi istiyorum.
İçi beyaz, dışı ise kakaolu ve kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Bu lezzetli kurabiyeyi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp, eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.